Gençler merhaba. Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık yapacağız. Daha evvelden bir video çekmiştim. O videoya biraz takviye olsun diye özellikle 3. üniteyi yani Soğuk Savaş dönemini ele aldık bu videomuzda. Bunu test usulü hazırladım. Umarım yardımcı olur. Hızlıca başlayalım. Şimdi testimizde diyor ki birinci soruda aşağıdaki ülke ikililerinden hangisi 2. Dünya Savaşı'nda Alman işgalinden kendi uğraşlarıyla kurtulmaları Sovyet Rusya'nın güdümüne girmelerini engellemiştir. Arkadaşlar doğru cevap Yugoslavya ve Arnavutluk olacak. Bu iki ülkenin ne diyelim Sovyet Rusya'dan yardım almadan tam da öyle sayılmaz da yani aslında Sovyet Rusya birlikleri oraya girmeden kurtulmuşlardır diyelim Alman işgalinden. İkinci soruda diyor ki aşağıdakilerden hangisi Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'nin Marshall Planı ve Truman Doktrini'ne karşı kendi ideolojisini benimseyen ülkeler arasında ekonomik işbirliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur? Arkadaşlar doğru cevap Comecon olacak. Şimdi burada aşağıda açıklamasını da yaptım Comecon'un. Komünist ülkeler arasında ekonomik işbirliği ve dayanışmayı sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir kurul. Kurucu üyeler aşağıda verilmiş. Oradan bakarsınız. Üçüncü soru, İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası ilişkilerde Doğu ve Batı bloku olmak üzere iki kutuplu bir yapı oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Batı blokunda ortaya çıkan bir gelişme değildir? Aslında daha evvelden de vardı bir soruda. Comecon aynı şekilde Doğu blokunu ilgilendiren bir kuruluş. Dördüncü soru, sömürgeciliğin önemini kaybetmesi, demokratik yönetimlerin yaygınlaşması, Birleşmiş Milletler'in kurulması, Almanya'nın ikiye ayrılması ve silahlanma yarışının sona ermesi. Yukarıda verilenlerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen gelişmelerden biri değildir diyor. Doğru cevap tabii ki silahlanma yarışının sona ermesi. Tam aksine silahlanma yarışı hızlı bir şekilde artarak da devam etmiş diyelim İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Beşinci soru, demir perde terimi aşağıdakilerden hangisi için ifade edilir? A. Sovyet Rusya'nın etkisinde kalan devletler. B. NATO'yu meydana getiren devletler. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında yer alan devletler. İkinci Dünya Savaşı'nda ABD yanında yer alan devletler. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya yanında yer alan devletler. Doğru cevap A'dır. Sovyet Rusya'nın yanında yer alan devletler blokuna demir perde ülkeleri denir arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'nin dünya genelinde kendi etkinliğini artırmak amacıyla 1. Comecon, 2. Varşova Paktı, 3. Comic From kuruluşlar hangilerini oluşturmuştur? Arkadaşlar 1, 2, 3. Üçünü de oluşturmuştur. E şıkkı doğru cevap. Diğerlerinin de açılımları ne demek oldukları aşağıda yazıyor. Özellikle Varşova Paktı'na dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü NATO'nun karşısına kurulmuş paktın adıdır. Varşova Paktı. Hemen yeni soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan uluslararası örgütlerden değildir? Şimdi burada Birleşmiş Milletler, NATO, Varşova Paktı, Milletler Cemiyeti, Avrupa Ekonomik Topluluğu, tabii ki Milletler Cemiyeti. Milletler Cemiyeti ne zaman kurulmuştu? Milletler Cemiyeti 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuştu hatırlayacağınız üzere. ABD Başkanı Wilson'un ne diyelim özellikle Paris Barış Konferansı'nda ne diyelim kurduğu öncülüğünü yaptığı komisyondu diyelim yani Milletler Cemiyeti. Ha ne oldu? İkinci Dünya Savaşı'na kadar varlığını sürdürdü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Milletler Cemiyeti İkinci Dünya Savaşı ile beraber ortadan kalktı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da Birleşmiş Milletler kuruldu. Aşağıdaki devletlerden hangisi Doğu bloku içerisinde yer almaz? Baktığınız zaman Yugoslavya, Çekoslovakya, Romanya, Bulgaristan yer alır. Yunanistan Doğu bloku ülkeleri arasında yer almaz. Dokuz soru aşağıdakilerden hangisi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin sorun yaşadığı komünist ülkelerden biri değildir? Arkadaşlar doğru cevap Bulgaristan. Şimdi sorun yaşamaktan kastımız ne? Bu Yugoslavya, Macaristan, Çekoslovakya ve Çin'le Rusya özellikle 1955'li yıllardan sonra 53, 54, 55 teker teker hepsiyle sorunlar yaşamıştır o ülkelerin iç dinamiklerinden kaynaklı sorunlar diyeyim. 10. soru 1957'de Roma Anlaşması'yla kurulmuş olan Avrupa Ekonomik Topluluğu AET kökü çok eskilere giden Avrupa'nın bütünleşmesiyle ilgili düşüncelerin somut adımlarından biri olmuştur. Tamam. Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Avrupa Birliği'ne dönüşü olan bu topluluğun kuruluş amaçlarından biri değildir?
Avrupa devletleri arasında bir bütünleşme sağlamak, evet vardır. Avrupa devletleri ekonomik potansiyellerini birleştirmek de vardır. Ortak bir Avrupa pazarı oluşturmak da vardır. Sovyetler Birliği'nin batıya doğru yayılmasını engellemek de vardır. Ancak NATO'nun Avrupa'ya askeri müdahalesini önlemek yoktur. Doğru cevap Edirne olacak. Nihayetinde NATO, Kuzey Atlantik Paktı olarak kurulmuş. Birçok Avrupa, özellikle Batı Avrupa ülkesi de bu paktın içinde yer almıştır. Gelelim 11. soruya. Hindistan'ın bağımsızlık hareketinin siyasi lideri olan 1869-1948 yılları arasında yaşamış, Hindistan'da 2 Ekim günü anısına milli tatil olarak kutlanan, ülkesinin sosyal ve ekonomik ilerlemesi için çalışmalar yapmış devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar doğru cevap Mahatma Gandhi'dir. Hemen bakalım. İngiltere'nin 1947'de Hindistan'dan çekilmesi üzerine bu topraklarda Hindistan ve Pakistan adıyla iki ayrı devlet kurulmuştu. Bu iki devletin kuruluşuna öncülük eden liderler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Gandhi'yi deminden de söylemiştik. A şıkkında olan Gandhi. Pakistan'ın lideri kimdir? Ali Cinnah'tır ve A şıkkı doğrudur. Hindistan için Gandhi, Pakistan için Ali Cinnah kurucu liderlerdir. 13. soruda aşağıdakilerden hangisi Güney Afrika'da ırkların birbirinden ayrılması ve her ırkın ayrı sosyal statülere, hukuki koşullara sahip olması politikasına karşı çıkarak Güney Afrika'da ırkçılığı sona erdiren liderin adıdır? Arkadaşlar doğru cevap Nelson Mandela'dır. Çok uzun yıllar bu mücadeleyi verdikten sonra Güney Afrika'da başlayan bu hareket daha sonra Afrika'nın diğer ülkelerine de sıçramıştır diyelim, yayılmıştır. 14. soru. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Asya ülkeleri bağımsızlıklarını kazanmalarına rağmen sınır çatışmaları, diktatörlük yönetimleri ve ekonomik sorunlardan dolayı istikrarı bir türlü sağlayamamışlardır. Tamam, doğrudur. Asya ülkeleri bu sorunları işbirliği içinde çözmek amacıyla aşağıdakilerden hangisini kurmuşlardır? Arkadaşlar ASEAN'ı kurmuşlardır. Asya ülkeleri. 15. soru, ABD'nin 1957'de Eisenhower adı verilen doktrinin geliştirmesi aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilir? Orta Doğu'da İsrail'in güçlenmesini sağlamak, ABD'nin Akdeniz'deki etkinliğini artırmak, Sovyet Rusya'nın Orta Doğu'da nüfuz kurmasını engellemek, ABD-Türkiye ilişkilerini geliştirmek, Sovyet Rusya Çin yakınlaşmasına karşı tedbir almak. Doğru cevap Sovyet Rusya'nın Orta Doğu'da nüfuz kurmasını engellemektir. Eisenhower'ın projesinin ana amacı arkadaşlar. 16. soru, Kore'ye uluslararası bir güç gönderilmesi kararlaştırıldığında ilk asker göndermeye karar veren birkaç ülkeden biri de Türkiye olmuştur. Türkiye'nin bu tutumu 1. Kuzey Atlantik Paktı, 2. Balkan Paktı, 3. Bağdat Paktı ittifaklarına hangilerine girişini kolaylaştırmıştır? Yani bunu muhtemelen öğretmenlerinize derste çok uzun bahsetmiştir. Kuzey Atlantik Paktı'na yani NATO'ya girişimizi kolaylaştırmıştır diyelim Kore'ye asker göndermemiz. 17. soru aşağıdaki devlet ikililerinden hangisi Türkiye'nin NATO'ya üye olmasına tepkiyle karşılamıştır? Şimdi normalde böyle bir soru karşınıza geldiği zaman direkt Yunanistan'ı gördüğünüz zaman Yunanistan'ı işaretlersiniz diye tahmin ediyorum ama öyle değil doğru cevap. Doğru cevap ne olacak? Arkadaşlar Sovyet Rusya ve Bulgaristan çünkü ne diyelim Sovyet Rusya ve Bulgaristan ki Bulgaristan demir perde ülkelerinden bir tanesi NATO'nun bu bölgeye yani Rusya'nın yanı başına kadar girmesine tepki göstermiştir diyelim. 18. soru aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisi merkezini Ankara'ya taşımasından sonra CENTO adını almıştır? Arkadaşlar Bağdat Paktı Ankara'ya taşındıktan sonra ismi CENTO'ya dönüşüyor. Bağdat Paktı ne demek ya da nedir diye baktığımız zaman Orta Doğu'da İngiliz-Mısır Anlaşmazlığı ve Arap-İsrail gerginliğinin yaşandığı bir dönemde Türkiye-Irak arasında Bağdat Paktı kurulmuş. 24 Şubat 1955'te. Daha sonra pakta İngiltere, İran, Pakistan da katılmış. 1958'de Irak'ta krallık rejimi devrilince yeni yönetim paktan ayrılmış. Böylece paktın merkezi Ankara'ya alınmış ve isim de değişmiş. Adı da CENTO olmuş. Ancak bu paktı 20 yıl kadar yürürlükte kalmış. Ondan sonra da İran'ın ve Pakistan'ın paktan ayrılmasından sonra da pakt fiilen sona ermiş olmuş. Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş döneminde Türkiye'de yaşanan gelişmelerden biri değildir? Baktığımız zaman güreş milli takımının dünya şampiyonu olması, zengin kesimden bir kere mahsus varlık vergisinin alınması,
Bu değildir açıkçası, onu söyleyelim, ama diğerlerini de okuyorum ki aklınızda kalsın diye. Tarımda makineleşmeyle birlikte modern yöntemlerin kullanılmaya başlanması, IMF'den ilk kez dış borç alınması, ekonomide liberalizme dayalı politikalar uygulamaya başlaması, bunlardan 4 tanesi zengin kesimden bir kereye mahsul varlık vergisi alınması haricindeki diğer 4 tanesi Soğuk Savaş döneminde Türkiye'deki gelişmeler. Yalnız bu varlık vergisinin alınması ne zamandı diye sorarsanız, İkinci Dünya Savaşı sırasında 1942 yılında çıkarılan bir kanunla alınmış bir vergidir. 20. soruya, 1951 yılında düzenlenen Akdeniz oyunları ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisinde yapılmıştır? Arkadaşlar, Mısır'da yapılmıştı. Mısır'ın İskenderiye, ne diyelim, ilinde yapılmıştı. Şimdi arkadaşlar, sizin için şöyle bir özetle bir konu taraması yaptım. Soğuk Savaş dönemine ait önemli notlar. Hemen hızlıca onlara da bir bakalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tüm dünyada ekonomik alanda önemli bir büyüme gerçekleşti. Üretim 3 kat arttı, sanayileşme hızlandı. Bu Soğuk Savaş dönemindeki dünyada olan gelişmelerden bahsediyoruz. ABD'nin Marshall yardımları Avrupa'da ekonomik alanda büyük bir rahatlama yarattı. Tarımda makinalaşma bu dönemde hızla arttı. Dünya nüfusunda hızlı bir artış yaşandı. Özellikle Asya, Afrika ülkelerinde bu hızlı nüfusu ya da Latin Amerika ülkelerinde hızlı nüfus artışının olduğunu görüyoruz. Sanayileşme ile birlikte şehirlere göç hızlandı. Haliyle şehirlerde çeşitli sorunlar çıkmaya başlayacak. Askeri harcamalarda büyük artışlar oldu. Özellikle ABD ve Sovyet Rusya'nın, daha doğrusu SSCB'nin başını çektiği NATO ve Varşova Paktı arasındaki o silahlanma yarışı artınca askeri harcamalarda büyük artışlar meydana geldi. İkinci Dünya Savaşı sırasında erkeklerin cephede olmasından dolayı iş hayatına giren kadınlar savaş sonrası dönemde de iş hayatında kalmaya devam ettiler ve böylece birçok kadın hareketi de Soğuk Savaş döneminde ne diyeyim ortaya çıktı. Başka bir bilgi, birçok teknolojik ürün evlerde kullanılmaya başlandı. Haliyle bu tüketimin artmasına yol açtı. Haliyle de bu da reklam sektörünü hızla büyüttü. Bu dönemde televizyonun icadıyla radyo ve sinemanın önemi bir miktar azaldı. Rock and roll müziği ortaya çıktı. Bu müzik türünün efsanesi Elvis Presley döneme damgasını vurdu. Amerikalı bilim adamları dünyanın ilk bilgisayarı olan ENIAC'ı yaptı. Bilgisayar teknolojisi hızla gelişmeye başladı bu süreçten sonra. Rusların uzaya gönderdiği ilk uydu Sputnik 1957'de SSCB tarafından uzaya gönderildi. Bu olay ABD ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği arasındaki rekabeti de uzaya taşımış oldu. Nükleer alandaki çalışmalar hızlandı. Nükleer güç elektrik üretiminde de kendini göstermeye başladı arkadaşlar. Yine başka notlar. Biyoloji alanında James Watson DNA'nın yapısını çözdü. Bu gelişme tarım sektöründe kökten değişmelere yol açtı. Haliyle ileride kimyasal ya da ne diyelim kimya alanında da inanılmaz gelişmelere yol açacak. Ondan sonra da sentetik maddeler yapılmaya başlayacak. Şehirlerde yaşayan nüfusun artmasıyla toplu konutlar yaygınlaştı. Haliyle kule ve gökdelenler bu dönemde inşası hızla arttı. 1951'de ilk kez Mısır'da İskenderiye'de Akdeniz oyunları düzenlendi. Bir sorumuz da daha vardı bu bilgi. UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası 1955-1956 sezonunda ilk kez düzenlendi. Kupanın ilk sahibi İspanyol ekibi Real Madrid oldu. Ha, bu da bu erkekleri ilgilendiren bir olay olsun hadi. Renkli televizyon yayına başladı 1953'te. Çocuk felci aşısı ilk kez kullanıldı, yapıldı, geliştirildi 1954'te. İlk video kayıt aygıtı 1956'da yapıldı. İlk kalp pili icat edildi 1958'de, lazerin icat edilmesi 1960'da, ilk nükleer denizaltı ABD tarafından 1954'te yapıldı. Ve bir tane önemli not da bizim ülkemiz için söyleyelim. Türkiye 18 Şubat 1952'de, yani Kore Savaşı'nın ardından NATO'ya kabul edildi. Arkadaşlar, Çağdaş Türk ve Dünya tarihinde belki öğretmenleriniz bu konuya kadar gelmemiştir. Belki vardır, yoktur bu konu. Daha doğrusu İkinci Dünya Savaşı sonrası Soğuk Savaş dönemi. Sizden gelen talep üzerine yayınladım ben bunu.
Bazı arkadaşlarımız bu bölümü de istedi. Yalnız 2. Dünya Savaşı ile ilgili ünitemizde kanal içerisinde mevcut. Şimdiden yazınızda başarılar dilerim. Kolay gelsin.